Şurayı falan benim bir toparlamam lazım bak. Kendimize bir şey yapalım mı? Arkadaşlar şu metal presi bir kıralım. Metal preslik bir işimiz yoktu diye hatırlıyorum artık. Hepsini şeyde yapabiliyoruz. Multi servo pres yaptık mı biz? Sawmill, pulverizer, blast chiller yapmışız, tamam. O zaman sana emeklerinden ötürü teşekkür ederiz. Şunların alayını bir alalım. Buraya atalım. Evet. Mold plate lazım değil. Stick rod'u niye üstümde gerçekten bilmiyorum. Sen de git. Infuse pickaxe lazım değil. Lava sicil. Sen de buraya git. Şunu da alalım. Steel rod yapılmıyor. Metal press lazım ustam. Steel rod. Nerede kullanılıyor ki bu? Nerede lazım? Bu bir yerde lazım değil ki zaten. Bir daha yapacağız biz bunu termalde. Rolling de yaparız gerekirse. Scaffolding. Scaffolding de lazım değil ki. Scaffolding nerede lazım? Bunu kullanmayacağız. Ha yok, onu biliyorum canım ama kullanacağımız bir şey yok. Yeni güncelleme de ekleriz yine canım. Tabi rodları modları onları. Selçuk abi olsun çünkü ben hiç lazım olmadı dedi bana. Multiservo Press haricinde bir şey. Bunları da alıyoruz şöyle. Tamam. Buraya şimdi nur topu gibi tertemiz bir şey yapacağız. Alttan almıyor mu bu? Alttan alıyor. Ana, dizelimiz bitmiş la. Burası lubricant. Evet, burası lubricant dolu olduğu için dizelimiz bitmiş. Evet. 3 mühay demiş. Eğin harcar 7. 3 mühay demiş. 3. ayın kutlu olsun. Eğin harcar 7. Sen bu işi çözmüşsün. O kedi dönüyorsun. Helal olsun. Bu arada yeni güncellemede çok önemli bir istek geldi arkadaşlar. Onu da şey yapmaya çalışacağım. Gerçekleştirmeye çalışacağım. Hani başarabilirsek çok iyi olur. Bundan sonra şey ne onun adı? Allah ölüyorduk. Heh, stage atlıyoruz ya. Stage atladığımızda artık şey demesini bir deneyeceğim. Başarabilirsem stage atladığınızda helal olsun sen bu işi bitirmişsin okey dönüyorsun diyecek oyun. Onu da başarırsak gerçekten olur gibi bu iş. Daha verimli enerjilere geçmemiz lazım. Daha verimli. O zaman vakti geldi galiba ya. Vakti vallahi geldi gibime geliyor. Bu Sugarcane farmı biliyorsunuz Balkanların ve Orta Doğu'nun en verimsiz farmı. Tamam mı? Hani verimsiz bir farm düşünün, ondan daha verimsiz bu. Bunu artık alma vaktimiz geldi. Buraya bir revize yapıyoruz. Tamam mı? Bunları buradan alıyoruz. Allah kahretmesin seni. Yanlış yere kırdık. Bir tanesi boşa gitti. Neyse. Mechanical Saw. 4 tane var. Bunları tabii yapıştırmamız lazım. Create arkadaşlar. Farm yapmak için birebir. Farm yapacaksanız öncelikle create'i düşünün. Create'le yapın. Deltox 9 aramıza tekrar katılmış. Düt düt Hoş gelmiş. selamlar kalp. Düt düt demiş. 14. ayını kutlamış. Deltox sağ ol var ol. Yeni depolama bu yayında yapacağım. Şimdi şunu bir halledelim. Buraya sonra suları kapatıyoruz burada. Bu suya gerek yok. Ağaç zaten yetişir her yerde. Topraktan alır o. Mineral falan her şeyi alır o. Arada ben bir de tükürürüm buraya sulanır. Şuraya bizim stair vardı. Dirt stair. Yokmuş. Şundan koyalım. Tamam. Sandığı niye kırdım bilmiyorum.
Sandığı sonra niye bir daha buraya attım onu da bilmiyorum. Bunu buradan bir daha görmemek üzere alıyoruz. Bir tane drawer alıyoruz. Şöyle. Tamam. Buraya yapacağımız farmı aslında bak şimdi bak. Modlu Minecraft Show mu geliyor yoksa? Yoksa modlu Minecraft Show mu geliyor? Netherwood yapalım. Hem sınırsız muzumuz olsun. Evet, sınırsız muzumuz olsun. Şu en dışta bir sırayı boş bıraksak yeter gibime geliyor. Şunun üstü başına şuradan şöyle gelecek. Tamam. Çalış bakayım yavrucuğum. Aa, diployu da ne koymadık buna? Dur. Ağacı bu nasıl ekecek yoksa geri? Kim o? Buzucuğum. Bir dur bakayım sen oradan. Sen bir çekil ya. Empty soul yam. Buzu alalım. Buz zaten burada vidra kafa atıyordu hatırlıyorsunuz. Buz seni nereye koyalım? Sen gel burada takıl. Bak burası yeşillik hem daha güzel. Sayın Orman Bakanı'na sesleniyorum. Azazel Gaming TR XX35 temadan daha fazla ağaç sevgisi aşılıyor. O yüzden hibe verin. Kesinlikle katılıyorum. Bir damlar ağacı ağaçlar ormanına dönmeli serverda. Arkadaşlar bakın çok şey, çok önemli bir detay var. Yeşil çevre, yeşil ülke, yeşil server, yeşil dünya. Böyle bu şekilde ilerliyor. Odundan enerji. Aynen ben de öyle yapacağım. Çarkola çevireceğiz bunları. İnşallah çeviriyordur bu arada. Netherwood. Bir bakalım önce de. 1,5 item yakıyor. Netherwood charcoal yapıyormuş. 12 item mı? Şaka yapıyorsun. İstemeden daha verimli bir şey mi yaptık? 24K RF üretiyormuş. Coal coke 40K üretiyor ama coal coke'u şu an yapamayız. 24K. Aynı üretiyor bu ama. Bu 8 item eritirken Tüh. Daha verimli değilmiş ama. Bu kaç üretiyor? Bu da 240K mı? 120 item. 240K. Maalesef aynı. Yani. Olsun. Yapacak bir şey yok. Daha fazla üretseydi daha iyi olurdu. Bir de Blaze var. Bunları Blazer'e destekleyebiliriz. Burayı Blazer'e destekleyebiliriz. Bu ne? Bunlar neymiş? Bunlar boş iş. 124 sayfa item olur ya. Ha bir dakika. Şimdi bu 24K üretiyor. Bu 240K üretiyor. Ama bu 9 taneyle yapılıyor. Demek ki bunları Block of Charcoal yapmak daha mantıklı. 24 çarpı 9 240'tan az ediyor her şekilde. 216K yapıyor. 24K kar ediyorsun her birinde. Bunları Block of Charcoal yapacağız. Burada yakacağız. Tamam. Biz bu işi hallettik. Okey dönüyoruz şimdi. Okey dışarı vuracağım az kaldı. Diri dizel motor yapan yayıncı. Bak dizel motor yapıyorum. Ama bir yandan ağaçları yıkıyorum işte. Bak her yer yemiş. Görüyorsun. Bak yemyeşil her yer. Bak temiz enerji de var. Ama işte biliyorsun bunu da kullanmak zorundasın belli bir yere kadar. Ben de keyfimden değil ama zorundayız yani. Evet. Neyse. Ne demiştik? Termal enerji için kötü. Ne kullanacağım başka? Aa, yemeğim yok. Hem de bir yandan banan almış oluyoruz. Bananayı da yiyeceğiz. Bananları da golden yaparız. Bol bol yeriz. Hem de gelirse de lazım olur. Şuraya bir de diployalarımızı ekeceğiz şimdi. Ekeceğiz. Yalnız diployalarımızı haberiniz olsun. Şöyle 4 tane mi? 3 tane mi? Şöyle 4 tane koyacağız herhalde. Buraya değil pardon. Eyvallah. Eyvallah. Şunu koymayı unuttuk. Bunların içerisine bir de
Şöyle saplinglerimizi verelim. Filterların içerisine. Çalıştıralım bakalım. Evet. Aa, en alttan mı olması lazım bunun? Allah kahretmesin seni ya. Allah. Çok sinirli. Normal şey gibi çalışıyor diye düşünmüştüm de en alttan vermek gerekiyormuş bunu. Ortadan kırınca saymıyor. Aa, stick de veriyor bu arada. Tek bir ağaçtan ortalama 10 alın çıkıyormuş. Şunları bir aşağıya taşıyalım biz. Bak. Şey denedik ama başarısız olduk. Şuna DNA gerek var gerçi. Şimdi düşündüm gerek var evet. Başaramıyorum koymayı. Başardım. Tamam. Buraya birazcık bomb yıl falan atsak. Bunlar da üstüme gelip gelip duruyor. Ben de diyorum üstüm niye doluyor? Bu yüzden doluyormuş. Burada ver abicim bomb yılı. Hatta bak. Ben de Green Grove olması lazım. Evet. Benim kan seviyem ne durumda? Bir Blood Orb'umuza bakalım. Blood Orb'a birazcık kan atalım. Gerçi bunu da geliştirmek lazım. Ben şundaki kanı bir kullanayım. Bunu değiştirelim. Bu ziyan olmasın sonra. Eyvallah. Şöyle açalım da etrafımızdakiler de hızlı büyüsün. Beni bir sal ya. Aa, ben burada çevrecilik yapıyorum. Ağaç yapıyorum. Hepimiz için ya. Zombilerin de oksijene ihtiyacı var. Oh. Kan bitti. Kan bitti galiba. Evet. Neydi bizim tier 3 şeyimizi yapan? Ne oluyor ya? Salın beni ya. Ölüyorum ben. Ha, şundan. Kan bittiğinde arkadaşlar hasar yerseniz büyü yapmaya çalıştığınızda haberiniz olsun. Spirit Attuned Gem. Bir tane bundan koyalım. Bunu bir geliştirelim biz. Ne kadar istiyor? 30k istiyor. Hemen şu emanetleri alalım. Ono. İki yedik lan. Nasıl ikiydik lan? Vallahi ikiydik. Yememiz lazımdı. O kadar protection'ımız var, şeyimiz var. Vallahi yememek lazımdı, bilmiyorum. Nasıl ikiydik ya? Kaç K oldu? 19K var. Şunu açalım da. Kitaplar mitaplar yığılıyor üstümüze. Gökten kitaplar geliyor. Böyle deyince yanlış anlaşılacak şimdi de. Ne oldu? Aa, olmuş. Tamam. Magician oldu. Burada kan da olsun. Şimdi Blood Orb'ların seviyesi var. Biliyorsunuz Blood Magic'te arkadaşlar. Bunu tabi önce bir kere elinize alıp sağ tıklamanız lazım. Üstünüzde sizin isminiz yazacak. Mesela 10 bayağı bir serser yazdı ya. Artık buna kanı doldurabiliriz. Bendeki Blood Orb'a artık gerek yok. Hani bunun daha iyisini yaptım. Direkt bunu kullanacağız bundan sonra. XP farm değil. Bladu Mecugu. Buraya mı koydum seni?
Buradan açıp kapatıyoruz. Tamam. Şuradan biraz daha boostlayalım bunu. Otomatik kan çekmeleri yükseldiği için tier 4 lazım. Bir sonraki tier'e geçmemiz lazım. Neredeyse tier 4 dediğim Blood Magic'in tier 4'ü lazım. Onun için dungeon'a gitmek lazım. Onu da yaparız ya. Otomatik kan çekmeye kadar biraz daha idare ederiz. Şu anlık yani çok acil bir ihtiyaç değil otomatik kan ritüeli. Eskisi gibi değil çünkü bayağı zorlaştırmışlar onu yapmayı. Saturated Tau'ya falan geçmemiz gerekiyor. Benim o kadar reach'im vardı. Ne oldu benim reach'ime ya? Bunların hepsini bir atalım. Bunlar bir uzak dursun benden. Deployer artık lazım değil. Ringrove ritüel şeyim nereye gitti benim? Ben mi körüm? Ben nereye koydum Green Grove'u? Allah Allah. Ben ne yaptım onu? Bir zümbütü bir saat veriyordu. Ondan alıp bastığını spamlara. Yani 4 altına bir zümbüt vermek çok mantıklı mı bilmiyorum. Şu an daha önemli bir sorumuz var arkadaşlar. Ben Green Grove'u ne yaptım? Bulamıyorum item'ı. Allah Allah, hayırdır inşallah. Item adını falan yanlış mı yazıyorum? Ne yapıyorum ben? Evet, Green Grove. Hayırdır inşallah. Elimdeydi olmaz önce item. Kapattım ben onu hatta. He, kesin buraya gitti. Evet. Bunlar charm'a takılabiliyor arkadaşlar. Abi, aklınızda olsun. Benim gibi sorun yaşarsanız bilin ki charm'ınıza gitmiştir. Şöyle yanında gezdiğimizde hayvan gibi büyür ağaçlarımız. Ama gerçekten hayvan gibi büyür, dikkat edin. Hani şakası yok, gerçekten hayvan gibi büyüyor. Bayağı da kan yiyor. O yüzden bir yandan sigil Divination sigil'la şöyle sisteminizdeki kan miktarına bakabilirsiniz. Bakın şu an 150 kullandı bir kere. 54.004 kan var şu an. 53.380 150 kullanıyor sistemdeki kanı. Buna dikkat edelim. Merhaba canım. Her saatlikte de ekstra kullanıyor. Haberiniz olsun. Yavrum sen bir ne yapıyorsun sen burada ya? Bakın 43K kaldı. 10K kullandım az önce kan. Deli gibi kan kullandım az önce. Kaç? 32 tane setling olmuş burada. Bunun hepsini bırakmış. O yüzden şöyle elle devam edin. Allah seni kahretmesin. Niye koyuyorsun oraya? Ha, şey fullendi. Tamam. Bol bol upgrade koymayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Steam'imiz bitti. Allah seni kahretmesin ya. Ne biçim mod güncelliyorsunuz ya? Beş tane yeter. Kaç stack oldu? 160 stack. Yok, 1280 stack. 1280 stack'e geçmeyiz herhalde, değil mi? Herhalde geçmeyiz. Beni yine uzun bir yolculuğa çıkartıyordu. Creatine farmlarında da dikkat etmeniz gereken önemli detaylardan birisi arkadaşlar.
dikkat etmeli detaylardan, gereken önemli detaylardan birisi şu. Hemen dibine koymayın. Şöyle bir 2-3 bir alan boş kalsın. Ondan sonra ağaçları koymaya başlayın. Ağaçlar dip dibe çıktığında sıkıntı oluyor. Son bir tur daha şey yapsak sanki hallolacak gibi. Allah, modlu Minecraft şov oldu bir anda. Şöyle etrafında koşun. Hatta yürüyün, koşmayın. Bayağı verimli bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. Bunun bir de sabit ritüeli var. Böyle yere diziyorsunuz. Etrafı sürekli olarak bomb yıl basıyor gibi bir olay var. Birbirine bağlı bütün ağaçları kestiği için aslında bayağı verimli mi? Bakın. Sadece 4 tane blok kullanıyoruz. Ona rağmen şu ana kadar 620 tane odun yaptı. Yok, maliyeti falan çekmiyor. Onu hallettik. Ondan başka... Silmediğine şükret, benim kulemi silindi. Tabii kazmalık yaparsanız arkadaşlar olağan şeyler bunlar. Hani kazmalık konusunda yapılacak pek bir şey yok. Şu alanın dışına acaba şey yapıyor mu? Oo, aktarması bayağı sürüyor bunu. Bak. Şurayı almıyor. Bakalım burası büyüdüğünde buraya alacak mı? Onu bir inceleyelim. Hiçbir şekilde almıyor galiba ya. Allah aldı. Maşallah diyelim. Bir kaya geçti onun sesi. Kim geldi? Vay be, gelmiş. İyi yayınlar Azekli abim. Ne göremiyorum ben? Ha, 5 lira göndermiş Vadiga. Teşekkür ederim. Sağ ol, hoş geldin. Ben blok 4'ten o rağmen sürekli sıkıntı çıktı. Ben de çıkmıyordu diye hatırlıyorum. Olmadı 2 blok uzay yaparız. Fark etmez çok. 3'e düşürürüz şey sayısını. Diploya sayısını. 3 de yeterli gibi. Veya bir tane dışını ekleriz. Ama bunun ağaç şey, bu arada yaprak sıkıntısı oluyor. Şu yapraklar eğer en alt kattan gelirse o sıkıntı. Birinci kırabiliyor yapraklar. Bu yaprak sayısı biraz daha az gibime geliyor benim de. Bakalım nasıl olacak. Kapatalım bunu şimdi, yeter. 1300 odun olmuş bile. Şimdi bu odunları ne yapacağız? Bu odunları bizim bir işlememiz gerekiyor. Onu da nasıl işleriz? Buraya ufak bir sistem yaparız. Bak şimdi. Buradan alırız odunu. İşlem olarak da bir tane de Redstone Furnace koyabiliriz. Redstone Furnace. Kendi kendini besleyen bir sistem de olabilir. Veya tamamen bu sistemden bağımsız buna bir şey verebiliriz. Rüzgar gülü çok yer kaplar. Bir solar panel yaparız. Hem güneş enerjisi kullanırız hem de yeşil bir enerji üretiriz bak. Görüyor musun? Bak. Çevreciliğe bak bak. Her yerde bulamazsınız bu çevreciliği. İşte Azekla seviyesi arkadaşlar. Redstone Furnace neredesin? Elektrum gear lazımmış. Ben önce bir bunları kurayım. Ondan sonra şey yapalım değil mi biz? Bunu nereye kuralım? Nereye kuralım? Önemli bir soru. Burada yanlışlıkla yeri bir şey yapmadık değil mi? Şu açık gezelim de. Açıkmış, tamam. Bego hoş geldin. Alev yıkamasıyla yaparsan daha hızlı olur bence. Şuhutla atarsan aşağı. Kreatle yıkanabilir diyorsun. Düşünüyorum. Heyecan dorukta. Düşünme aşamasındayım. Nasıl yaparız? Çok yer kaplar gibime geliyor ama. Gerçi hızlı olmasına gerek yok. Zaten blok olarak atacağımız için. Buradaki sistemin oluş şeyin, hani ağaçların gelmesi de belli.
Düşünüyorum. Azıcık izin verin bana. Kriyat tek tek pişiriyor. Doğru. Tamam. Bir şeyler kurdum kafamda ama bunu yer altına yapmak istiyorum. Ekskavatörüm nerede? Burada mı? Yer üstünde çünkü yer kaplayacak. Buraya koyacağız. Onu atmasan nasıl olur? 3 saniye beklesen. Wrench'im nerede? Çabuk. Tamam. Bunu da buradan al. Okey. Sen buradan buraya atacaksın. Tamam mı? Şuradan bed değil, shaft mıydı? Bir shaft sana. Buradan çıkacak shaft'tan. Şöyle koyduk. 3 tane şuraya koyabiliriz. Tamam. Düşündüm. Düşündüm olur. Dipotlarım nerede? Burada. Koyalım. Belt yok. Kelp var mı? Varmış Allah'tan. Buna direkt çıktı verebiliyor muyuz bu şekilde? Ne oluyor be? Ne? Çok karmaşık bir yer oldu burası. Burası çok karıştı. Şöyle mi koymak lazım bunu? Tamam. Her şey bir yere gidiyor. Kim nereye gidiyor acaba? Çok güzel oldu. Tamam. Bunlara girmesi lazım bu şekilde. Depot kullanmama gerek yok. Ne kullanacağım? Depot olmadan neyde pişiririz biz bunları? Burada yer altına şey gizleyeceğiz. Network'te girdi çıktıları yapsak bir root daha yaparak zarar olur mu performans açısından öyle. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Abi yedişen toplama koy drawer'ı yere attı şeyleri alsın tekrar drawer. Yani boş yere server'a tik atar o ya. Belt'in üzerinde pişirsin direkt. O kadar hızlı pişiremez ki. O kadar hızlandıramam yani onun pişme şeyini. Buraya atsın, bunun içine pişsin. Buradan da şeye aktaralım. Bizim drawer'a aktaralım. Drawer'dan da şeye farm'a. Bak herkes sinirli server'da görüyor musunuz? Selçuk abi de kafayı yiyor. Bu kadar çok yer kaplayan bir şey vallahi olmaz ya. Bizi gerçekten bu kadar çok yer kaplayan bir şey kullanamayız. Bizim ilacımız belli abicim bak. Delikanlı gibi NKS fanı yapıyorsun. 250 altını üretip geçiyorsun ya. Beyin bedava abi. Amerika'yı bir daha niye keşfediyorsunuz ya? Ne gerek var böyle şeylere? Hiç yakışıyor mu? Kaç yaşında adamlarsınız ya? Vallahi iyice şaka yakışmıyor ya. Kır bunların hepsini. Bir daha da kullanmayın abi. Ben görevlerden de kaldırıyorum Watervial'ı. Kimse yapmasın. Kimse bak bir kişi bile yapmasın. Bundan sonra şey yapacağım abi. Server'da kontrole çıkacağım. Herkes open land'da server'ını açacak. Gireceğim bakacağım kontrol edeceğim. Watervial var mı diye. Watervial olanların server'da şey koyacağım. Mühür vuracağım bir daha giremesinler diye. Bu kadar gereksiz bir şey bak. Hayatım boyunca görmedim ben. Watervial kadar. Her mod da aynı bak. Immersive'inki de çok gereksiz. Immersive'de de var Watervial. O da birbirinden gereksiz. Hani manası yok. Gerçekten manası yok. Bu kadar saçma bir şeyim. Hiç manası yok. Bak Balkanların ve Ortadoğu'nun en iyi enerji üretimi yapacağım ben buraya. Ne gerek var?
40 milyon 50 milyon veriyorsunuz spor salonuna ya. 20 liraya aldım ya. Böyle bir şey vardı. Nasıl da hatırlamıyorum. Hayal mi hayal valla. Ne gerek var spor salonuna, spor salonlarına şu kadar şu kadar para vermeye diyordu reis. Sonra bir şeyler oluyordu. Nasıldı o video? Özkol Yusuf asla bak asla. Ne olur zorlama. Anlamıyorum çünkü. Ne dediğinden bile anlamıyorum. Ne için bahsettiğini de anlamıyorum ben senin. O sıkıntı yani. Neyden bahsettiğini anlasam belki olur. Ama ne demek istediğini dahi anlamıyorum. Tamam. Buraya ver bir tane bundan. Ne ya? Dur. Şöyle yapalım bunu. Şöyle koysana yavrucuğum şunu. Ver bunu da içine. Allah kahretmesin. Yanlış yöne gitti. Bir tane enkes var 64 üretiyor. 4 tanesi şu an 256 üretiyor. Buraya 256 geliyor. Buradan da direkt yana kaydıralım bir tane. Ver şaftı. Eyvallah. Niye böyle oluyor ya? Bunu gönderip kafayı yiyor. Tamam, buraya da ver diğer enkes bana. Bu tabii yönü önemli. Tamam, şu an ittiriyor, güzel. Ürünü de doğru ayarlamışız. sekiz. Tamam. Tabii şuradan daha fazla gitmemesi için şöyle bir şey yapmamız lazım. Burası böyle aradan minik bir şeyle geçsin. Tamam mı? Düşünce içerisindeyim. Tamam, çözdüm. Çözdüm, şu an hazır. Şu an okey dışarı vuruyoruz. Hazır mısınız? Okey vuruyorum dışarı bak. Bak vururum. Bak durun. Biri beni durdursun. Geliyor, okey dışarı geliyor. Netherwood versene bir tane. Şimdi bir tanesini pişirmemiz gerekecek. Tabi buraya lav koyabiliyorsak çok iyi olacak. Koyamıyorsak da canımız sağ olsun. Ha, lav buraydı, pardon. Minik bir soru söz konusu oldu. Bunu yine buraya koyalım biz goldları. Çünkü geri çektik ya. Bundan geçiyor mu? Bundan geçmiyormuş bu gold bardan. Normal bar koyalım. Normal iron bardan geçiyor diye hatırlıyorum, değil mi? Evet, geçiyor. Gold bar mod olduğu için desteklemiyor. Hatta şöyle dursun. Daha temiz dursun. Şimdi abicimi. Bunlar giderken bunların dönüşmesi lazım şu an. Bakalım Oğuz'a yetişiyor mu? Galiba yetiştiremiyoruz Oğuz'a.
Evet, birazcık yavaş sürüyor, uzun sürüyor ama olsun, 64 tane yapıyor en azından. Şuraya aslında bir tane daha gelir gibi. Bir iki tane daha şöyle. Encased falan. Deneyelim. Görüyor musun? Ne kadar güzel bir item ya Encased falan. Gözünü seveyim ya. Adeta yani storage sistemlerinin arasındaki refined storage gibi. Mesela şöyle diyeyim size. Rüzgar gülü Simple Storage Network ise, Waterville AE2 ise, Refined Storage'da işte Encased Fund'dır. Öyle bir konumu var yani şu an. Crate içerisinde. O kadar önemli bir item. Lever alıyorum yavrum. Lever verir misin yavrum? Ben kaç oldu? 384. 3 kere 6 kere 6 36. Aynı. 384 şu an zaten ulaşabildiğimiz maksimum verim. Hem çıksaydım gerçi değil mi? Şuraya bir de bir ışık koyalım ya hayrına. Burada moblar falan spawn olmasın. Çanka sığdırdık mı burayı? Bu çankta. Bu çankı bir loadlayalım. İki çankı. Tamam. Şu an buraya geliyor charcoal. Buna tabi upgrade vereceğiz ya. Emerald'larım ne durumda benim? Ona bakayım mı? 489 tane varmış. Gerçi Emerald sıkıntımız yok ya bizim, doğru. 2 dakikada Emerald'ı fulleriz. Hayvan gibi Emerald kasalım mı birazdan? Hayvan gibi ama. Bir deneyelim bakalım ne kadar hayvan gibi emerald kasabiliyoruz. La ver yediği de ver ya. Ver yediği gitsin ya. Void'e gerek yok. Efendim abi. Hatta ve hatta. One minute. One minute. Dördüncü boss ne? Görevlerde var abi dördüncü boss. Görevlerden ilerlersen sıkıntı olmaz. Bu şekilde 28.672 tane Block of Nether Wood charcoal olana kadar 184 tane varmış şu an. Blok. Şu an modlu Minecraft show gibiyiz. Gerçekten şu an adeta bir modlu Minecraft içerisindeyiz. Yakında yani modlu Minecraft Paradise diye şarkı yapacağım ben. We spend the most hours living in the Minecraft Paradise. O şekilde takılacağız. Konsept bu bundan sonra. Sen de git, gözüm görmesin seni. Key. Burayı şöyle bir anahtarlayalım. Buradan sonrası zaten kolay kısım. Buradan sonrası kolay kısım. Allah. Buradan item'ı alacağız. Tamam mı? Bu Netherwood çarkolu. Dinamoları dağıtacağız. Dinamoları dağıttığımız kısmı da nasıl yapalım? Bu kadar charcoal, kim yazmış onu, dur. Bu kadar charcoal'la enerji üreteceğiz. Abi sonunda anlatmaya çalıştığım şeyi olabilecek en zor yoldan yaptın, seni tebrik ediyorum. Daha ne zor, daha ne kadar kolay olabilir, ne kadar zor olabilir ya. Ya zaten bu arada bunlar sayısı az olduğu için çok hızlı pişecek artık, doğru.
Valla Yusuf bir şeyler yazmış bu arada. Yazdıklarını okudum. Hala anlamadım Yusuf'un ne demek istediğini. Evet. 280 tane blok olmuş burada. Buraya Şank'ın neresindeyiz biz şu an? Ne kadar alanımız var? Yer altına doğru mu insek, üstüne doğru mu çıksak, nasıl yapsak? Öncelikle şunu bir yapayım. Game stage'leri doğru düzgün göremiyorum çünkü. Stage 2 neredesin? Buradasın. Furnace jeneratörü, ara üretmek için kömür, blaze fuel gibi malzemeler kullanabilirsin diyor bize. Ne istiyor? Otherstone in var. Çok da bir şey istememiş. Güzel. Sterling Dynamo ucuzmuş. Buraya Sterling Dynamo'ları dizeceğiz, tamam mı? Bunlara itemları dağıtacağız. Ama işte pipe ile dağıtırsak nasıl olur onu gerçekten bilmiyorum. Pipe ile dağıtınca nasıl olacak onu gerçekten bilmiyorum. Mesela 4 tane alsak. Allah seni kahretmesin ya. Şöyle mi? Beni bir sal ya. Item diyelim. Böyle bağlantısı olmasının bir sonucu olur mu? Şöyle verelim. Bir extract modül verelim. Ne çıkaracağını da seçmemiz gerekiyor. Bak tükürüyor arada bu. Arada tükürüyor. Ben başka boru olarak ne kullanabiliriz düşünüyorum da şimdi sıkıntılar şu arkadaşlar. Crate de olabilir. Crate sıkıntı olmaz. Crate yani güzel çalışıyor konuda. Ama Crate'i de kullanmak için çark bağlamamız gerekiyor. Onu istemiyorum ilk olarak. İkinci alternatifimiz Immersive Engineering boruları taşıma yapıyor. Immersive'in borularını kullanmak lazım. Termalde şu an boru yok. En mantıklısı bu. Bunu da kullanmak için hani mecburi olarak bir tane crate yapacağız gibi duruyor. Upgrade'de crate'in compacting var burada bir tane. Bu nasıl gitmiş buraya? Hop, bir tane hopping olacağız. Ha, kedi. Dur. Gel. Tamam, kediyi şurada alalım. Aşimez abone kedi yapmış tekrardan. Teşekkür ederiz Aşimez. Bunu böyle koyacağız. Hopper almadım ben. Compact değil, collector koyacağız bir tane de. Bu aşağıya verecek. Kuş. Tamam mı? Collector'da hemen yapacağız bir tane. Zaten ucuzmuş. Bu alan içerisinde ne varsa. Up ve down'ı düşürsek yeter. Ben göremiyorum. Nereye gitti şey? Ha. Şunu biz bir minimum indirelim. Alan içerisinde ne düşerse toplasın bize. Daha sonra buradan çıkan enerjiyi de almamız lazım bizim. Enerji buradan nereye girecek biliyor musunuz? Buradan bu enerji bir tane wireless değil. Enerji transfer node. Buna girecek. Okey. Şuraya bir tane de Allah dur yandık yine. Chunk nerede bitiyor? Chunk burada mı bitiyor? Chunk hala bitmiyor. Chunk burada bitiyor. Ben buraya kadar burayı loadlamış mıyım? Evet buraya kadar loadlamışım. Demek ki burada bayağı alanımız var. Tamam. Bunun... Sen ne yapıyorsun ya? Göstereyim mi şu an nereden aldığını bu? Göstermiyor. Ha, gösteriyor tamam.
Buraya kadar mı alıyorsun? Burada attığım her şeyi alması lazım şu an. Hesaba göre. Tamam, alıyor. Güzel. Buradan da geri atıyor. Sıkıntı yok. Yukarıdan aşağıdan almadığı sürece... Hatta odanınki çok oldu lan. Şöyle 7 falan yapalım bunu. Bu herhalde bunun çizgisi ya. Anlamıyorum ki çizgisidir nerede. Şöyle yapsam anlar mıyım? Ha tamam. Bayağı da büyükmüş ya. Baksana sığmıyor. Buradaki bu şey sayısını arttıracağız. Sterling Engine sayısını arttıracağız arkadaşlar. Şimdilik 4 tane. Bunu 5 yapmanın bir önemi bir anlamı var mı bilmiyorum. Çok da mühim değil. Şunu bir şuraya taşımak istiyorum. Yapmışken 5 yapalım da birazcık düzgün görünsün. Beltin üzerindeki eşyaları alır mı? Sanmıyorum. Bunlar oha. Nereye, ne ara gidiyor bunlar ya? Şurayı alsın yeter bize. North neresi? East'i arttıracağız biz. Tamam. East'i arttırsak kafi. Bu alan dışına zaten atmaz bunu. Yok, şeyin üstündekileri almıyor. Ama ağaç farmı çalışmıyor galiba. Ağaç farmı bayağıdır getirmiyor. Bu bayağıdır 32 blokta kaldı. Burada biraz tehlikeli burası ya. Sen ne durumdasın? Şuraya bir key koyalım bu arada. Nether Woods. Okey, geliyor. Hemen açılan bir paket yaptığınca teşekkürler canım. Server'da oynayabilir miyim? Girebilirsin server'a. Evet. Blind Man de hoş geldin. Tamam, bakıyorum. Define pipes yine pipes. Ya bu saatten sonra onu değiştirmem biraz sıkıntı olur. Refine pipes'ten daha önce kullanmamıştım. Redo'ya sordum. Refine pipes güzel mi, kullanılır mı diye. Redo bana 2,5 ay sonra cevap verdiği için bazı sorunlar yaşadık. O zaman çok da eklemiştim ben. Buradan sonra da hani insanlar kullandığı için değiştirmiyorum. Belki yanına alternatif olarak ekleyebilirim. Ne yapıyordum ben? Ne yaptığımı unuttum ya. Sterling dinamo yapıyorduk. Ya atma şunları. Vallahi bıktım usandım ya. Güzel. O birden ağaç geldi bak. Görüyor musun nasıl geliyor bak. İki blok. Buradan gelenler de atacak zaten o sayı. Bir blok daha geldi sanırım. Yok, iki blok daha gelmiş. Gayet güzel. 11 tane şuradan şu an var orada Netherwood bak. 18 tane daha gelecek. İki blok daha çıkacak oradan. Müthiş. Müthiş. Muazzam. Şimdilik şuraya bir adet bundan koyabilirim. Bu 8K RF herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam, gayet güzel. GPS kartımızı alacağız. Enerjiyi aktaracağımız yeri seçeceğiz arkadaşlar. Benim buraya kolay iniş çıkış yapmam lazım bu arada.
Şurayı şöyle bir kapatalım. Artık bu tarafa geçmeyeyim yani ben. Buraya benim işim olmasın. Benim işim buraya girip çıkıp bitsin. Mesela tam burası. Buraya bir asansör atalım. Elevasyon cihazı. Neredesin? Buradan Allah. Ne yapıyorsun ya? Daha yeni çıktık birader, destur. Buradan girer çıkarız. Tamam. Bunu nereye sokuyoruz şimdi? Giriş için buna soldan giriş versem. Buraya bir tane bundan koysam. Ya da şunu direkt seçsem. Bu olur mu acaba? Bakalım bir. Vallahi oldu. Enerji gidiyor şu an oraya. Evet. Çalıştı.